Merhaba sevgili arkadaşlar. Stefan Zweig. Stefan Zweig'ı ne kadar sevdiğimi, değer verdiğimi, önemsediğimi hem hayatımdaki arkadaşlarım, dostlarım hem siz YouTube kanalındaki abonelerim çok iyi biliyorsunuz. Şimdi bu Stefan Zweig konusu arkadaşlar bir karıştı. Yani karıştı derken neyi kastediyorum? Şöyle derli toplu bir izah etmeye çalışayım. Stefan Zweig eserlerinden telif kalktı biliyorsunuz. Yazarların ölümünün ardından belli bir süre geçtikten sonra artık o eserleri basmak için telif ücreti ödemeniz gerekmiyor. O yüzden ne oldu arkadaşlar? Evet yıllarca insanlar Stefan Zweig okusun, onu tanısın, onun o muhteşem öykülerini, biyografilerini, denemelerini okusunlar istedik bunun için gayret, gö gayret gösterdik. Ben de yaklaşık 20 yıldır Stefan Zweig okumaları yapıyorum. Bir daha, bir daha, bir daha okuyorum. Her okuduğumda farklı şeyler alıyorum, anlıyorum, algılıyorum. Daha deliline iniyorum. Evet, güzel bir süreçti bu. Herkes Stefan Zweig okusun ama iş geldi. Bir yerde artık tıkandı arkadaşlar. Bu telif ücreti kalktıktan sonra Allah'ını seven, önüne gelen, yoldan geçen, boş durdum, canım sıkıldı. Abi şurada iki tane kitap tercüme edeyim diyen kim varsa ya da ya Zıvayk'ın kitapları iyi satıyor abi ya. Hadi o zaman biz de bir Zıvayk basalım, biz de çıkartalım diyen merdiven altı, kapı altı, kapı önü, hangi yayın evi var, kim var, ne var. Herkes Stefan Zıvayk'ın kitaplarını paylaşıyor. Basıyor ama ama yani göstermeyeceğim şöyle ters tutayım da bastıkları şey Stefan Zweig'in kitabı değil birkaç tanesini okumaya çalıştım denedim. İnanın Zweig'in o şiir serliğinden o edebi derinliğinden o fikri enginliğinden eser yok. Sanki bambaşka bir şey okumaya çalışıyorum yani bal bir kaşık balı alıp yemekle keçi boynuzunu kemirmek gibi bir şey anlatmaya çalıştığım şey. Şimdi arkadaşlar. Bir. Bu Staffan Zweig'in çevirileri konusu. Hangi yayın evlerinden okuyalım konusu. Bir de Zweig'i nasıl okuyalım? Zweig okuma rehberi nasıl olmalı? Bununla ilgili böyle bilgimi, görgümü, birikimimi sizlerle paylaşmak istiyorum bu videoda ve o yüzden bu videoyu çok önemsiyorum. Umarım kendimi derli toplu sizlere ifade edebilirim. Şimdi Stefan Zweig denildiğinde güzel Instagram'da küçümsemiyorum. Onu da yok saymıyorum. Onu da ona da böyle burun kıvırmıyorum ama Stefan Zweig'in sadece abi novellaları var. Yani böyle kısa öyküleri var. Çok güzel kapakları var. Böyle kalpli çikolatalar, çok güzel köpüklü kahveler ve yanında kırmızı mum. Stefan Zweig'ı bu üçlüye kurban edemeyiz arkadaş. Bu bu, bu adam. Yani Stefan Zweig. Bu adam sadece novelle yazmadı, öykü yazmadı, hikaye yazmadı. Bu adamın romanları var. Bu adamın denemeleri var ve bu adamın biyografileri var. Stefan Zweig okuyorum diyenlerin neredeyse yüzde doksanı yani böyle tek tük birkaç kitabına baktım diyenlerden bahsetmiyorum. Neredeyse evet ben Zweig okuyorum diyenlerin bile neredeyse yüzde doksanı sadece kısa novellalarını okumuş. Niye? Kısa, hikayeler güzel, akıp gidiyor abi. Tamam bunu küçümsemiyorum, bunu yok saymıyorum. Bu gereksiz asla demiyorum. Zweig'ın tabii ki o novellaları muhteşem. O kısa öyküleri muhteşem. Harikulade sadece bir hikaye değil. Hepsinin içerisinde düşünsel, psikolojik olarak çok derin şeyler yatıyor. Eyvallah. Ama Zweig'ı Zweig yapan hep söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Şimdi de söylüyorum. Biyografileridir. Stefan Zweig dünya edebiyatında biyografinin şahıdır. Eğer edebiyat bir saraysa biyografi salonunun tahtında oturan kişi Stefan Zweig'dir arkadaşlar. Peki ama işte öyküleri İş Bankası'nda var. Novellaları oradan aldık ama falanca falan yerde çıkıyor. Ya biyografileri canda görmüştüm deyip kafası karman karışık olanlar var. Düzelteceğiz arkadaşlar anlatacağım. Böyle var ya tane tane sakin sakin. Hiç de acele etmeyeceğim. Video uzadı sıkılanlar olabilir demeyeceğim. Ben size güzelce tasnif edeceğim anlatacağım. Mesela şimdi önümde görüyorsunuz değil mi? Farklı yayın evlerinden birbirinin aynı olan kitaplar da var. Veya bir yayın evinde 3 öyküsü bir yerde toplanmış basılmış. Öteki yayın evi 7 öyküyü bir yerde toplamış ama aynı ismi vermiş. Öbür yayın evi o hikaye içerisinde yani o 7 kitaplık öykünün içerisinde bir tanesini almış mesela getirmiş ayrı bir kitap yazmış. Ne oldu? Lan arkadaş karman karışık oldu şimdi kafamız bizim. Ya ben bu Zweig'ın eserlerin hepsini okumak istiyorum. Düzenli okumak istiyorum. Biyografisini de, mektuplarını da mesela Zweig'in mektuplaşmaları var. Bir yazarı en iyi tanımanın yolu onun kaleminden çıkmış mektupları okumak değil midir arkadaşlar? Peki okudunuz mu? Stefan Zweig'i Freud'u tanımadan, anlamadan tam olarak anlamlandırabilmek bence mümkün değil. Peki Freud'la ilgili yazdığı bir biyografi var ama ne yap böyle göstereceğim size şimdi? Bunlar Yordam'dan çıktı. Öbürleri candan çıktı. Öbürleri İş bankasından çıktı. Dediğim gibi Çorum'daki leblebicide de Stefan Zweig size veriyorlar. Gidiyorsun abi bir mağazalar zincirine. Paranın üstünü yetiştiremiyor adam sana. Ya hocam oradan bir Zweig kitabı vereyim mi sana diyor. Yani Zweig'i ayağa düşürdüler. İnsanların kafası karıştı. Dediğim gibi iki şeyin altını kuvvetle çiziyorum ben size burada Stephen Zweig'in hayatını anlatmayacağım görüşlerini anlatmayacağım edebi derinliğini anlatmayacağım veya size bu kitapları tek tek bu kitapta bu var bu kitapta bu var bu kitapta bu var demeyeceğim sistematize edeceğiz bir hangi yayın evlerinden okuyalım hemen söylüyorum İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler Serisi 2 Can Yayınları 3 yordam yayınları. Ne söylüyorum. Bunun dışında olanları elinizin tersiyle şöyle kenarı bırakın arkadaşlar. Peki biyografileri nereden? Novellaları nereden? Mektuplaşmaları nereden? Onu şimdi size şöyle ayağa böyle dikildim ki böyle kitapları böyle komple göresiniz. Ben de zannediyorum 50 tane zıvay kitabı var. Ve bu kitapların hepsini 1, 2, 3 defalarca okudum. Şimdi arkadaşlar gelin. Şöyle şuraya ben geçeyim, güzelce oturayım ve size Stefan Zweig'in öyküleri, romanları, biyografileri, denemeleri ve onunla ilgili yazılmış eserleri bir güzel tasnif edip anlatayım. Evet arkadaşlar, şimdi oturdum, size anlatayım. Benim Stefan Zweig okuma yolculuğum Nasıl gelişti, nasıl şekillendi, nasıl bir yol ve yöntem izledim. Stefan Zweig'ın ben okumalarına önce can yayınlarından başladım. Can yayınları Stefan Zweig'ın özellikle biyografi eserlerinde halen bütün yayın evlerinden çok önde. Ben zaten bütün yayın evleri derken Zweig'la ilgili Sadece 3 yayın evini baz alıyorum. Başta da söylediğim gibi Can Yayınları, İş Bankası Yayınları ve Yordam Yayınları. Bunu kastederek söylüyorum yani bu 3 yayın evini. Diğerlerini zaten hiç üzerinde konuşmuyorum. Zweig'la ilgili onların hepsini şöyle köşeye koydum. Şimdi Öykülerini Önce Can Yayınları'ndan okudum. Ama Can Yayınları şöyle bir şey yapmış. O benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Mesela Leon'da düğün demiş içerisine almış 6 tane 7 tane novella koymuş. Ondan sonra işte başka bir kitabını almış. Onun içerisine birden fazla öykü koymuş. Ben arkadaşlar hem Candan bu hepsini okudum ama. Ve güzeldi değerliydi. Siz de okumuşsanız güzel çeviriler değerli kitaplar okudunuz. Ardından mesela Yordam. Satranç, Bilinmeyen bir kadının mektubu, uzun öyküler falan 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 yani bu da aynısını yapmış. Öyküleri almış bir kitabın içerisine 3 tane, 4 tane, 5 tane koymuş. Bunda olan 3 tane öbürdeki yani candaki 7 tane öykünün olduğu kitapta var. 4 tane yok falan 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 falan. Ben ne yaptım? Evet okudum. Eğer bunları yani bu novellaları yordamdan okumuşsanız güzel çeviriler çünkü şu çevirmenlere baktığımda yani Tahsin Yücel'i görüyorum. Salah Birsed'i görüyorum. Bekçet Necati Gül'ü görüyorum ve diyorum ki evet güzel çevirilerdi. Ama onları da böyle koyuyorum. Mesela Doğu Batı yayınları tek istisna. Çünkü bunlar şu çok önem verdiğim üç büyük usta kendileriyle savaşanlar, kendi hayatını şiirini yazanları çevirmişti. Ben bunları Doğu Batı'dan okudum ama daha sonra İş Bankası'ndan çıkınca bu çok daha üst bir çeviri bahsedeceğim. Bunları da böyle koydum. Yani aslında ben novellaların ve bazı biyografilerin farklı yayın basılmış hallerini okumuştum. Ama şimdi bakın burası önemli arkadaşlar. Daha sonra diyelim ki daha sonra diyelim ki Can Yayınları 7 tane öyküyü aldı. Bir tane kitaba tek bir öykünün ismini vererek bastı. Abi son dönemde İş Bankası Kültür Yayınları Stefan Zweig'in öykülerini, işte novellalarını, hikayelerini artık tek 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 basıyor. Ben hepsini aldım. Candan okumuş olsam da, Yordan'dan okumuş olsam da bir daha tek tek okudum. Bunlar hangileri? Birkaç cümleyle. Dediğim gibi kitapların üzerinde uzun uzun konuşmayacağım. Belki bir kısmının sadece ismini söyleyeceğim. Bir kısmından da birkaç cümleyle bahsedebilirim. İş Bankası Yayınları Modern Klasikler dizisi arkadaşlar. İnsanlığın yıldızının yükseldiği anlar. Çok güzel bir eser. Buradan okudum. Bu benim Zweig'la en ciddi ilişkiye geçtiğim ilk eserdir. Şimdi tek tek bakın, İş Bankası yayınlarından, Can yayınlarından ve yordan yayınlarından hangilerini okuduğumu sizlerle paylaşacağım. Deminkileri gösterdim, onlar benim bireysel okumalarımdı, köşeye koydum ama siz sıfırdan başladınız ve Stefan Zweig'in öykülerini, novellalarını, biyografilerini okumak istiyorsunuz. Ha, oraya şimdi başlıyoruz. İş Bankası Yayınları. Stefan Zweig, İnsanlığın Yıldızının Yükseldiği Anlar. Stefan Zweig, Karmaşık Duygular. Bunlar güzel çeviriler. Altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Güzel çeviriler. Karmaşık Duygular. Çok güzel bir hikaye. Clarissa mesela Gülperi Sert Almanca çevirilerde çok yetkin bir isimdir. Clarissa İş Bankası Yayınları'ndan devam ediyorum arkadaşlar. Altını çiziyorum. Kağıt kalem almış, not eden arkadaşlar için de bir daha hatırlatıyorum. İş Bankası Yayınları Clarissa. Güzel bir eser. Stefan Zweig Bir Çöküşün Öyküsü İş Bankası yayınlarından devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar novellalar. İlk Nur Iga'nın çevirisi ki o da iyi bir çevirmen. Yakıcı Sır. Güzel bir novella. Dediğim gibi kitaplarla ilgili çok detaya girmiyorum. Çünkü girmeye kalkarsam altından çıkamayız. Ama hepsinden en azından isimlerinden size bahsetmek ve göstermek istiyorum. Devam ediyoruz İş Bankası serisi. Mürebbiye. en çok okunan en, en çok okunan eserlerinden bir tanesi. Bir kadının yaşamından 24 saat. Instagram'da en çok fotoğrafı paylaşılanlardan bir tanesi de bu. Ama güzel bir eser. Psikanaliz. Psikanalize nokta koyun. Ondan bahsedeceğim. Gömülü Şam'dan. En nihayet tahlilinde Zweig aslında ateist olduğunu söylüyor birçok yerde ama Yahudi kültürü içerisinde doğmuş büyümüş Yahudi bir annenin çocuğu. Aslında Yahudi kavmine bir yazar olarak borcunu bence bu kitapta ödüyor. Kitapta İstanbul'da geçen bölümler de var arkadaşlar. Bilinmeyen bir kadının mektubu. Instagram'ın diğer fenomeni olan kitap. Harika bir kitap. İş Bankası'ndan devam ediyoruz. Lyon'da düğün. Mesela can yayınlarından demin söylemiştim. Ne demiştim? Lyon'da düğün isminde çıkmış. Hatta ben onu Afrika'dayken okumuştum. Ama içerisinde bu bahsettiğim birçok öykünün olduğu seçkileri alıp bir araya 7-8 tanesini bir kapak altına koymuş. Ben tercih etmiyorum. İş Bankası'ndan devam ediyoruz. Lyon'da düğün. O Cezaevindeki düğün sahnesi var ya efsane arkadaşlar efsane. Korku. Ya bir adama ceza verirsin, cezasını bilir. Ama sürekli yakalanma korkusu, sürekli belirsizlik var ya o belirsizlik hali psikanalizle ilgilenenler bilir ki o belirsizliğin insan ruhu üzerinde yaptığı baskı ve işkence cezadan daha kötüdür. Korku muhteşem bir eser. Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor. Yine güzel bir Zweig eseri. İş Bankası. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok beğenilenlerden bir tanesi. Olağanüstü bir gece. Bir insan kendisini bulmuşsa artık her şeyi bulmuştur. Bir insan kendisini anlamışsa artık her şeyi anlayabilir. Müthiş aforizmalar, müthiş tahliller. Çok güzel bir eser. Devam ediyoruz. İknur İgan çevresi, İş Bankası Yayınlarından devam ediyoruz arkadaşlar. Ay Işığı Sokağı. Stefan Zweig'in her eseri benim için değerlidir. Benim için Zweig eserleri İyi, daha iyi çok iyi muhteşem olağanüstü diye hep iyi ve iyinin katları olarak en sevdiğim kitabı en sevdiklerim içerisinden en sevdim, en sevdiklerim içerisinde en sevdiğim diye devam eder. O yüzden her kitabı benim için değerlidir ama Zweig'in eserlerinden okurken en az keyif aldığım eser bu oldu. Bunu da dürüstçe söylemem lazım. Ay ışığı sokağı belki de ben hikayeyi yakalayamadım. Mecburiyet benim herkesin mutlaka ama mutlaka okumasını istediğim bir eser. Hep söylüyorum. Totaliter bir sistemin bireyin iradesini nasıl yok ettiğini bu kadar kısacık satırların sayfaların arasına sığdırmak Stefan Zweig'in yapabileceği bir şeydi. O da bunu yaptı arkadaşlar. Zweig'in en çok okunan eserlerinden bir tanesi Amok koşucusu Amok Kuşucusu'nun tanıtım videosunu sizler için yaptım profilimde var. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Mecburiyetin de tanıtım videosunu kendi e, bu kanalımda yaptım. Bunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kızıl, Zweig'in çocuk denecek yaşta çıkardığı, çok güzel Noel alalarından bir tanesi. Evet arkadaşlar. Hayatın mucizeleri. Hayatın mucizeleri ile ilgili bir video yaptım. O videoda, o videoda arkadaşlar bu kitapla ilgili böyle ileri geri ileri geri ayarı bozuk eleştiriler yapanlara cevap verdim. Onu da yine kanalımda izleyebilirsiniz arkadaşlar bir zanaatla beklenmedik karşılaşma. İş Bankası çıkarıyor artık. Öyküleri çıkarıyor arkadaşlar. Yani birçok farklı yayın evinin 3'er, 5'er, 4'er, 6'şer, er, 7'şer toplayıp abi şöyle götürü usulü iki kapak arasında toplayalım dediği, basalım dediği bastığı kitapları özellikle novellalar altını çiziyorum. Kısa öykülerini İş Bankası işte gördüğünüz gibi tek 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 basıyor. Onlardan bir tanesi bir zanaatla beklenmedi karşılaşma. Bunun da tanıtım videosunu yaptım. kanalımda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Geçmişe yolculuk yine İş Bankası'ndan çıkan Zweig'in eserlerinden bir tanesi ve 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 satranç. Sanırım hem ülkemizde hem dünyada Zweig'in en çok bilinen, en çok okunan, en çok baskı yapan eseri satranç. Onu da dediğim gibi yani ben bunu can çıkarmıştı okumuştum ama iş Bankası çıkınca gittim aldım. Bir de arkadaşlar açık söylüyorum ucuz ucuz bunlar 4-5 lira ama ne olursunuz 20 zıvay kitabı 10 liraya gel vatandaş gel gel Almayan kalmasın. Yavrunu sevindir. Zwyk götür. Yapmayın. Almayın. Çok kötü, çok kalitesizler. Ah, İş Bankası. İş Bankası'nın reklamını yapmıyorum. Zwyk'ın reklamını yapıyorum. Zwyk'ı güzelce anlamanızı, okumanızı istediğim için altını çizerek söylüyorum. Burada tamam mı arkadaşlar? Tamam. Şimdi şunları şöyle koyalım. Ali Haydar Şunları şuradan çekelim bak. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar burası önemli. Burası önemli arkadaşlar. Stefan Zweig Ne dedim size ben arkadaşlar? Stefan Zweig bir biyografi devidir. Ya adamlar yani hayatını anlattığı yazarlar, şairler, düşünürler, sanatçılar, siyasetçiler dirilseler, mezarlarından kalksalar, kendilerini anlatmaya kalksalar. Ya Dostoyevski gibi bir kalem bile kendini zıvaykın onu anlattığı gibi anlatamaz ya. İnanın ki böyle. Ya tamam bakın. Tamam Instagram fotoğraflarına eyvallah. Zıvaykın kısa öyküleri, novellaları. Ben de size bunu tavsiye ediyorum. Tabii ki direkt Zweig'ın işte denemelerinden, biyografilerinden, 600 sayfalık Mario Antonetti'lerinden başlayın demiyorum. Bu kısa öyküleri harikuladedir. Tabii ki okuyun. Muhteşemdir. Her biri size çok şey katar. Bunda sorun yok. Ama eve, eğer Zvaykı bütüncül olarak anlamak istiyorsanız Zweig'ın kaleme aldığı biyografileri de okumak durumundasınız arkadaşlar. Çünkü Zweig birçok düşüncesini, Hayata bakışını, insana bakışını, siyasete bakışını, toplumlara bakışını, savaşa, barışa, sevgiye, diktatörlüğe, hümanizme, Avrupa'ya, kültüre, edebiyata, kadına, aklınıza her ne geliyorsa. O düşüncelerini ve duygularını aslında o hayatını anlattığı, biyografisini kaleme aldığı insanları bizlerle paylaşırken kendi düşüncelerini de o araya sıkıştırıp onlar üzerinden veriyor. Şimdi bir, öncelikli olarak şunu söyleyelim. Zweig okuyorum abi. Abi ben var ya Zweig'sız yapamam diyorsan Zweig'ın günlüklerini okuman gerekiyor arkadaş. Nereden okuyacağız? Şimdi Can'a geçtik arkadaşlar. Can yayınlarına. Dikkat edin. Zweig'ın günlükleri. Ha ben Zweig'ın günlüklerini defalarca okudum. Çizerek okudum. Hatta içinde öyle yerler var ki. Okuyanlar belki de şey diyecekler. Ya, ya Zweig de onu nasıl yaptı ya? Adam açık yüreklilikle yaptığı, yaşadığı, hissettiği aşırılıklar. Çizginin dışına taştığı anları da yazmış. Siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O ayrı bir şey. Ya bunlar zaten yazar. Dostoyevski kumar oynadı diye gidip kumar oynamanız gerekmiyor. Zweig farklı ilişkiler yaşadı diye sizinle gidip o ilişkiler yaşamanız gerekmiyor. Ama bu insanlara o eserleri yazacak zihin, ruh, bilinç zeminini yaşamları veriyor. E yaşamını bilirsen yazarı yazdıklarını daha iyi anlarsın. Günlükler. ...Stefan Zweig'ın günlükleri... ...can yayınları... ...şimdi evet... Verline, ...gine kimin... Ee, ...Zweig'ın... ...yazdığı biyografilerden bir tanesi... ...abi bu var ya bu... ...vicdan... ...zorbalığa karşı... ...Castaglio ise Calvin'e... ...Calvin... ...tam bir diktatör... ...nefes aldırmıyor... ...konuşmuyor... ...düşündürmüyor... Ama Castellon'un ona karşı verdiği mücadele dehşettir, muhteşemdir. Hakikati aramak ve onu kendi düşündüğü gibi ifade etmek asla suç olamaz. Ne zaman söylüyor bunu Castello? 1551'de. Hiç yorum yapmayacağım. Adam bunu 1551'de söylüyor. 500 yıl önce diyor ki hakikati araştırmak ve onu kendi düşündüğü gibi ifade etmek asla suç olamaz." demiş. Bedelini ödemiş mi? Ödemiş. Efsane bir eserdir. Ha, diğerleri gibi yani işte satranç gibi diğer novellalar gibi böyle çok rahat, akıcı, böyle limonata, buzlu limonata içiyor gibi gitmeyebilir ama zıvayı kokuyorsanız, zıvayı zıvayı anlamak istiyorsanız Zweig'ı tanımak istiyorsanız, ah işte burada. Muhteşem bir eserdir bu. Beni çok etkilemiştir. Dünün dünyası. Abi bu Zweig bir hayat yaşadı değil mi? Bir ülkede yaşadı, ülkelerde yaşadı. Sadece öykü yazmadı veya sadece birilerinin biyografilerini kaleme almadı. Hitler denen bir ruh hastasının arkasından koskoca Alman milletinin milyonların gidip milyonların niye öldüğünü, okuyun anlarsınız. Dünün dünyası bir Avrupalının anısı Stefan Zweig can yayınları can yayınlarından devam ediyoruz altını çiziyorum arkadaşlar. Bunlar iş bankasında yok bunlar yordanda da yok. Yarının tarihi tamam Stefan Zweig yaşadı dünü yazdı o günü yazdı peki nasıl bir Avrupa hayali kuruyor? yarının tarihi, can yayınları. Ha hemen unutmadan söyleyeyim. Bakın bakın Ahmet Cemal Çevren. Bu benim şahsi görüşüm. Katılanlar olabilir, katılmayanlar da olabilir. Ahmet Cemal Almanca çevirilerde birdir arkadaşlar. Harun Çelik olarak söylüyorum bunu. Ahmet Cemal ismini gördünüz. Almanca bir eserde Yayın evine bakmayın. Direkt gidin alın. Montaigne. Ki Montaigne Zweig'i çok etkileyen isimlerden birisidir. Ve yine Ahmet Cemal çevirisi. Can yayınları. Bunlar abi işte yani Zweig, Zweig ben Zweig okuyorum diyorsunuz ya ha işte öyküleri okuduğunuzda olmuyor o işte. Bunları okuyacağınız çok önemli çok önemli Montaigne can yayınları. Devam edelim. Tarihsel bir yanlışlığın hikayesi, Ameriko. Abi sen git o kadar zahmete katlan, binlerce, on binlerce kilometre yol yap, denizler aç, dalgalar aç, git bir kıtayı bul arkadaş, bulduğundan haberin yok. Yine harika, sürükleyici. Ya bir biyografi anlatıyor ama sizi var ya Indiana Jones'un böyle macera, serüven filmini izletiyormuş gibi satırların arasında sürüklüyor. Kim? Stefan Zweig. Hangi eserinde? Ameriko'da. Hangi yayın evi? Can yayın evi. Arkadaşlar tabloyu tamamlıyoruz. Stefan Zweig tablosunu tamamlıyoruz. Doğru çeviriler ve bütüncül yaklaşım ve bütüncül okuma. Bir politikacının potresi Joseph Fouché. Fouché herhalde ya böyle bir tercüme ediliyor. Fouché. Bir Fransız. Ya abi Diyeceksin ki mesela bana ne ya bilmem kaçıncı yüzyılda Fransa'da Napolyon'un bir bakanının yaşadık ya yaşadıklarından bana ne beni ne ilgilendiriyor yıl olmuş 2021 ya Arun Hoca sen de bize fuşeyi bilmem neyi oku diyorsun. Abi size öyle bir anlatıyor onu zıvayık öyle bir anlatıyor. Bana ne diyemiyorsunuz. Hele bu fuşe var ya Fuşe. Napolyon bunun için diyormuş ki Zweig burada öyle yazıyor. İnsanlık tarihinin diyor görmüş ve görebileceği en mükemmel dönek. Her renge giriyor her kalıba giriyor bu kalemunlar bile onun yanında hiç. Hatta diyor ki fışe ihaneti o kadar içselleştirilmiş ve ruhuna yedirmişti ki ihanet edeceği bir şey ve birini bulamazsa kendine ihanet ederdi. Ya bu şimdi tamam bilmem kaçıncı yüzyılda Fransız bakan ama günümüzde aynısı var ki her dönemin adamı her dev, devirde önde mücadelede yok ama ganimet dağıtılırken hep orada alın teri dökerken tarlada ekerken yok ama yerken sofrada var. Bir şey inşa edilirken yok ama gelip tahta oturup baş köşede olmaya gelince var. Yani fuşeyi yazmış ama ortalık fuşe dolu arkadaşlar. O yüzden bu kitap acayip. Çok güzel. Çok çok severek okumuştum bunu. Gıcık olacaksınız var ya. Ya yani şu fuşeyi bir yerde denk gelsen de şuna kafa göz dalsam de diyeceksiniz. Dedirtecek size Zweig. Magellan. Bir insan bir yaşam. Yine harika bir biyografi. Yine harika bir biyografi. Can Yayınları. Okumaya devam arkadaşlar. Zevai okuyoruz. Bütüncül tabloyu tamamlıyoruz. Puzzle'ı tamamlayacağız. Maria Antonette. Vasat bir karakterin portresi, biyografisi. Kaç sayfa? Abi 600 sayfa. 16. Louis'in eşi Maria Antonette var ya. Uçarı, savurgan, biraz da safça bir kadın. Pasta bu şey ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyen var ya ha işte bu abla. Diyeceğiniz ki ya 16. Louis'in Zweig'in kendi de dediği gibi o vasat hiçbir ekstrası olmayan eşinin hayat hikayesini 600 sayfa okuyacağız da ne olacak? Arkadaşlar işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Zweig öyle bir büyülü biyografi yazarı ki benim hayatta ilgimi çekmez diyeceğiniz bir olay, benim hayatta ilgimi çekmez diyeceğiniz bir durum, konu, kişi ya bana ne bundan diyeceğiniz bir tipi bile size öyle bir anlatıyor. 600 sayfa ben bunu ne zaman okudum, nasıl okudum, niye okudum anlamadan bitiyor arkadaşlar. Maria Antonette. Vasat bir karakterin portresi. Zweig. Zweig okumalarına devam ediyoruz arkadaşlar. Acele etmeyin. Hepsini bir ayda iki ayda okumanız gerekmiyor. Honoré de Balzac. Pü. Düşünsenize Balzac gibi Fransız edebiyatının bir devi ki Fransız edebiyatı dünya edebiyatının en seçkin eserlerini veren bir pınar bir kaynaktır. Ve Balzac gibi bir ismi kaç sayfa? Bu da nereden baksanız 600 sayfaya yakın. Kim anlatıyor? Zıvayk anlatıyor. Ya Balzac bir tane böyle prenses falan bir tane kadına karşılıklı mektuplaşıyorlar. Tabi adam Balzac. E o dönemde fotoğraf yok, Whatsapp yok, telefon yok, fotoğraf makinesi yok ki çekesin de fotoğrafını gönderesin. O soylu asil kadın Balzac'ın mektuplarıyla adeta deliriyor, büyüleniyor. Çünkü adam muhteşem mektuplar yazıyor o prensese, o asil kadına. Ta ki bir gün birlikte karşı karşıya geldikleri ana kadar. Çünkü daha önce hiç balzağı görmemiş. O şimdi böyle kimdi o? Tatlı Tuğ muydu? Neydi bizde bir tane? Unuttum şimdi ismini. Bir ha, Kıvanç Tatlı böyle yakışıklı bir çocuk ya. Lan diyor herhalde Balzak da böyle diyor Kıvanç Tatlı gibi bir şeydir diyor. Kadın bir geliyor böyle işte şişko, basık, Efendim ben söyleyeyim kalın enseli, biraz aplak yüzlü bir adam görünce keşke diyor sadece saydık. Zwijk müthiş, müthiş. Balzak bir daha gösteriyorum. Rotterdam'da Erasmus. Ya ülkemizde binlerce, on binlerce, yüz binlerce genç yıllardır, yıllardır Erasmus programlarına gider gelir, gider gelir. Sorduğum on tane üniversitede la oğlum bu Erasmus kim? Kimin adına bu programlar düzenleniyor? Ya adam Erasmus programına katılıyor. Erasmus'la alakalı 3 cümle bilmiyor. Hatta Erasmus'un kim olduğunu bilmiyor. Hatta Erasmus'un bir şahıs ismi olduğunu bile bilmiyor. Avrupa hümanizminin 100 yılımızdaki öncülerinden bir tanesi Stapan Zweig'sa Orta Çağ'da Erasmus'tur. Çok güzel keyifle okuduğum bir eserdi. Maria Stuart, Maria Mary Stuart, düzeltiyorum. Mary Stuart Mesela bu Maria Antonette gibi silik bir kadın değil. Bu var ya İngiltere Kraliçesi'ne de kafa tutan İskoçya'nın genç, çılgın, manyak, deli kraliçesi. Hikayesi muhteşem. Bunu okudum, bir daha okudum. Zaman geçer, yine okurum. Siz de okuduğunuzda demin dediğimin aynısını söyleyeceğim. Bana ne diyeceksiniz? İşte bacak kadar İng şey, İskoçya Kraliçesi kızın hikayesini 500 sayfa ne okuyayım? Ha, öyle demeyin işte. Zweig size okutuyor okutuyor. Sadece okutmuyor. Onun biyografisini anlatırken size bir dönemi anlatıyor. Bir dönemin kültürünü, psikolojisini, sosyal ilişkilerini, tarihi ilişkilerini, savaşlarını, barışlarını, insan karakterlerini. Yani Zweig sadece bir kişinin işte biyografisini anlatıyor, geçiyor değil. O esnada o kadar çok şey anlatıyor ki size. O yüzden çok kıymetli. Devam edelim. Emil Verheyren. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Her çağ ancak ona inananlarla yükselir. Yine muhteşem bir Zweig biyografi eseri. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, biyografiler dedik, can yayınlarını biyografilerden, yani biyografileri can yayınlarından okuyoruz dedik. Dilim damağım gurudu, Bekliyorum ki Alaydar bana bir bardak su versin de içeyim diye. O yüzden tane tane size anlatıyorum. Biyografileri tekrar İş Bankası ile bağlayacağız. Arkadaşlar müsaadenizle. Şimdi biyografileri İş Bankası yayınlarından devam ediyoruz. Candan Okuyacağınız biyografi eserlerini size tek tek gösterdim. O size göstermiş olduklarımın hiçbiri İş Bankası yayınlarında yok, Yordam yayınlarında yok. Diğer bahsini bile etmediğim yayın evleri ise zaten onu çok ticari bulmadığı için zaten basmıyorlar ki, oh elhamdülillah iyi ki basmıyorlar. Ha şimdi biyografileri candan bitirdik. Şimdi tekrar İş Bankası'na dönüyoruz. Arkadaşlar dünya biyografi alanında yazılmış bence en üst 3 eser bu eser. Üçü de İş Bankası yayınları tarafından çevrildi. Kendileriyle savaşanlar Höberlin, Kleitz, Nietzsche. Nafer Ermiş'in muhteşem çevirisi. İş Bankası yayınları. Bakın bunları en sona bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu üçü var ya artık novellalar okudunuz, öyküleri okudunuz, romanlarını okudunuz. Can yayınlarından biyografileri okudunuz. Artık geldiniz en üst seviyeye. Yani ağır ağır dağının zirvesine tırmandınız. İşte o zirvede sizi bekleyen kendileriyle savaşanlar, iş bankası yayınları, kendi hayatının şiirini yazanlar. Kazanova, Stendhal, Tostoy Ya şu isimleri Zweig'dan okumak. Ya muhteşem bir şey arkadaş ya. Muhteşem bir şey ya. Ha bana deseniz ki bir tane seç içerisinde. Ya bunu da doğru bulmuyorum. Yani bir tane seç içerisinde yok. Öyle demeyeyim de şöyle diyeyim. Yani beni çok acayip böyle sarsan yakalayan üç büyük usta. Balzac, Dickens, Dostoyevski. Balzac, Dickens, Dostoyevski. Üç büyük usta. Ya bu muhteşem bir şey. Bunu var ya çize 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 okuya çize okuya çize okuya çize. Artık bazı şeyin Balzağ'ın Dickens'ın ve Dostoyevski'nin neredeyse ruhunun içinde kanatlandığım uçuyorum. Kim yaptı bunu? Zweig yaptı. Buraya kadar arkadaşlar sanırım anlaştık. Novellaları gösterdim İş Bankası'ndan. Biyografileri gösterdim. Hepsini tek tek size can yayınlarından. Sonra can yayınlarında olmayan İş Bankası'nın bastığı o üç büyük baş sizlere gösterdim. Evet, iyi gidiyor, iyi gidiyor. Şimdi gelelim şuraya arkadaşlar, şu Yordama. Arkadaşlar bir yazarı daha önce de söylediğim gibi günlüklerini okuyarak ve onun mektuplaşmalarını okuyarak daha iyi tanırsınız. Peki Stefan Zweig'in mektuplaşmaları hangi yayın evinden çıktı? Arkadaş, arkadaşlar Stefan Zweig dostlarla mektuplaşmalar. Stefan Zweig, Friedrich Zweig mektuplaşmalar. Birinci eşi olan bu da muhteşemdir ya. Biliyorsunuz Zweig'in ilk eşi bu hanımefendi. Fredrike. Daha sonra Lotte ile evleniyor ve onunla birlikte intihar ediyor biliyorsunuz. Eşiyle olan mektuplaşmaları ve dostlarıyla olan mektuplaşmaları. Zıvayk'ı okumak istiyorsanız artık tablo yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Artık puzzle'ın bütün parçalarını yerine koyuyoruz. Her şey yerli yerine yavaş yavaş oturuyor. Dostlarıyla ve eşiyle mektuplaşmaları. Nereden okuyoruz? Yordam yayınlarından. Yordam kitap. Yordam kitaptan. Evet. Buraya kadar tamam. Evet arkadaşlar. Yordam'dan sizinle paylaşmak istediğim bir kitap daha var. Kitapçı Mendel. Şimdi kitapçı Mendel beni çok etkileyen öykülerden bir tanesidir. Okuduğunuz zaman inanıyorum ki bana siz de hak vereceksiniz. Ama mesela kitapçı Mendel. Can yayınlarında yok. İş Bankası yayınları çevirmedi. Sadece Yordam kitapta var. Buradan okudum. Ama mesela yine aynı şeyi söyleyeceğim. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tam 10 tane öykü içerisinde. Ama buradaki 10 tane öykünün 7 tanesi İş Bankası'nda tek tek çıkmış. Can yayınlarında 3'ünü 4'ünü bir araya toplamışlar. Ama ben sadece sırf şu kitapçı Mendel'i okuyabilmek için bunu aldım. Tavsiye ederim kitapçı Mendel. Hiçbir yerde görmedim. Yani bunu okudum diyen arkadaşım da yok ama ben çok beğendim. Nereden aldım? Yordan kitaptan. Şimdi arkadaşlar İş Bankası dedik, Can Yayınları dedik, Yordan dedik. Araya bir kitap ve bir yayınevi sokacağım Zweig'la ilgili. Çünkü dediğim gibi bütüncül bir okuma yapıyoruz. Araştırıyoruz, eksik parçaları tamamlıyoruz. İmge yayın çıkarmış bunu da. Stefan Zweig ruh yoluyla tedavi. Arkadaşlar Zweig'ı anlamak için Freud'u tanımak gerekiyor. Freud'u en iyi kimden tanıyabiliriz? Tabii ki Stefan Zweig'den çünkü ikisinin o kadar çok paylaşımı var ki. Peki bu kitapta sadece Freud mu var? Hayır arkadaşlar. Diyor ki Zweig Münferit tedavi ustaları olarak adlandırdığı Franz Anton Mesmer, Mary Baker Eddy ve Sigmund Freud'un akademik tıptan ayrılarak yaptıkları baş kaldırıyı ve kitleleri peşlerinden sürükleyerek elde ettikleri dramatik başarıyı kültür tarihinin en ilginç olaylarından biri olarak adlandırıyor ve işte bu kitapta anlatıyor. Arkadaşlar, Zweig'ı tanımak için mutlaka okunması gereken eserlerden bir tanesi İmge Kitabevi çıkarmış Hüseyin Salihoğlu çevresiyle ruh yoluyla tedavi. Evet zannederim parçalar yavaşça yerine oturuyor. Şimdi arkadaşlar Zweig'ın başka bir eserinden bahsetmek istiyorum. Ben bunu can yayınlarından okudum. Hulki Demirel çevirmiş. Brezilya geleceğin ülkesi. Birkaç gün önce eğer yanılmıyorsam bu eser İş Bankası Yayınları tarafından da tercüme edildi. Brezilya'nın Zivayk'ın hayatında önemi çok büyüktür. Niye arkadaşlar? Ya adam bir Yahudi. Hitler dönemi Avrupa'dan sürülmüş. Barış isteyen bir adam ama savaşın içinde yaşıyor sürgünler görmüş, tutuklanmalar görmüş, evi basılmış, ülkesini terk etmiş, İngiltere'ye gitmiş, orada tutunamamış, vatandaş olamamış. Oradan Portekiz'e gitmiş, İsviçre'ye gitmiş, Paraguay'a gitmiş, gitmiş de gitmiş. Amerika'ya da gitmiş, Rusya ziyareti de var. Biliyorsunuz Tolstoy'u çok sever, Tolstoy'un anma programlarına katılmak için bir Rusya yolculuğu yapıyor Zweig. Ve en sonunda ona kim açıyor kucağını? Brezilya. Zaten Brezilya'da intihar ediyor. Aslında Brezilya'da kısmen küçük de olsa bir konfor sağlamıştır. Brezilyalar, Brezilyalılar gerçekten zıvayka kucak açıyorlar. Hem Brezilya halkı hem Brezilya devleti. Ona her türlü imkanı sunuyorlar. Aslında küçük küçük ikinci eşi Lotte ile birlikte orada yeniden hayata adapte olmak üzereymiş ki işte bir Rio de Janeiro karnavalına gidiyor orada güzel vakit geçiriyor kendini hissediyor ta ki gazetelerin manşetinde Hitler'in ordularının Avrupa'dan Rusya'dan sonra Kuzey Afrika'ya yani Libya'da saldırdıklarını görünce diyor ki la arkadaş nereye gidersen git bu Hitler'den bu faşizmden bu baskıdan zulümden ölümden kaçış yok ve maalesef eşiyle birlikte hayatına son veriyor ama... Yani sanki Brezilya'ya gitti, orada ona iyi bakmadılar. Brezilyalılar onu mutlu edemediler gibi. Brezilyalıların içinde bir kırgınlık olmasın diye adeta Brezilya'yı da anlatan güzel bir eser kaleme alıyor. Brezilya'yı da çok övüyor. Diyor ki yani kendi ana dilimin konuşulduğu, ait olduğum, ruhumun ait olduğu Avrupa, Almanya ve Avusturya Dan sonra yaşamak isteyeceğim bir yer olsaydı kesinlikle o Brezilya olurdu diyor. Brezilyalılara çok teşekkür ediyor ve bu kitabı kaleme alıyor. Bunu İş Bankası yayınlarından ve Can yayınlarından da okuyabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi bütüncül bir şekilde zıvay okuması yapıyorsak onun hayata gözlerini yumduğu ülkeyle ilgili yazdığı eseri de okumamız gerekiyor. Buraya kadar tamam. Peki Zweig sadece novellalar, kısa öyküler mi yazmış? Sadece hikayeler mi yazmış? Sadece denemeler mi yazmış? Sadece biyografiler mi yazmış? Tabii ki hayır. Zweig'ın iki tane de romanı var arkadaşlar. Bir tanesi Değişim Rüzgarı. Bu can yayınlarından çıktı. Ben oradan aldım, okudum. İş Bankası'nda yok. Çevrilmemiş. Değişim Rüzgarı Zvaykın benim bildiğim iki romanından bir tanesi. Peki öteki ise hangisi? Hemen onu da sizinle paylaşayım. <laughs> Arkadaşlar bu mesela 1976 baskısı Altın Kitaplar Yayınevi. Şu an bu yayınevi bildiğim kadarıyla e, yaşamıyor yani. Bu yayınevi kapalı ama bir döneme damgasını vurmuş önemli yayın evlerinden bir tanesidir. Merhamet ismiyle çıkmış. Daha sonra özür dilerim daha önce yaklaşık yet, bugünden 70 yıl önce varlık yayınları yine aynı kitabı acımak ismiyle çıkarmış. Bu gerçekten çok güzel çok etkilendiğim çok beğendiğim birkaç defa okuduğum eseri ben bunu hem de yani o günün Türkçesi yani bundan yaklaşık 70 yıl öncesinin Türkçesiyle çok akıcı çok keyifli bir şekilde okudum ve sizlerin de alıp bulup okumasını çok isterim. Ama bunu şimdi gidip de varlık yayınlarını bir kitap evinde bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Ama domatesin bile daha parlak, daha iri, daha böyle güzel olanını bulmak için pazarda tezgahtan tezgaha, tezgahtan tezgaha dolanıyorsa insanlar Stefan Zweig gibi bir yazarın iki romanından bir tanesini okumak için de e birazcık gayret göstermeli diyorum. Şimdi arkadaşlar benim bir de benim yaptığım bir şey var. Yani bunu sadece staffın Zweig için yapmıyorum. Bir yazarı yani hayatınızı aldığınız, onunla bütünleştiğiniz, adeta dost olduğunuz, akraba olduğunuz bir yazarı sadece eserleriyle değil arkadaşlar ben o yazarı anlatan kitapları da alıp okumayı seviyorum. Mesela diyelim Zweig'ın bir arkadaşı veya Cengiz Aytmatov'un kardeşi, Cengiz Aytmatov'un işte oğlu veya işte Jack London'ın birlikte yaşadığı, yolculuk yaptığı bir arkadaşı veya Tostoy'u diğer büyük bir yazar anlatıyor. Dostoyevski'yi başka biri kaleme alıyor gibi. O yüzden bir yazarı dediğim gibi yani tam manasıyla her yönüyle bütüncül bir şekilde okumak, anlamak ve hayata dahil etmenin ve tanımanın yolu biraz da o yazarı anlatan eserleri de okumak lazım. Kütüphanemin şurası Cengiz Aytmatov bölümüdür. Orada Aytmatov'un bütün eserleri vardır. Aynı zamanda Aytmatov'un bugün basılmış eserinin işte 70 sene önce basılmış başka bir baskısı da vardır. Ama şurada şuradan bile bakınca görüyorum yaklaşık 15-20 tane eser de Aytmatov'un kaleme aldığı değil. Aytmatov'un anlatıldığı eserler. Tıpkı bunun gibi Stefan Zweig'ı anlatan eserleri de, Türkçe çevrilmiş eserleri de bulmaya, almaya ve okumaya dikkat ediyorum ve bunu çok önemsiyorum. Mesela <laughs> Geleceğe Güven yine Stefan Zweig'la ilgili bir eser. Özellikle şu arkadaşlar, şu ikisi bakın, şu ikisi. Hermut Müller'in Stefan Zweig eseri. Adam iğneden ipliğe Zweig'ı size anlatıyor. Bunu da okudum. Bir daha söylüyorum. Harmut Müller, Stefan Zweig, Laurent sık isminde bir yazarın roman şeklinde Stefan Zweig'in son günlerini anlatmış. Beni çok ama çok ama çok etkileyen bir eser bu. Bir roman ama bir otobiyografik roman gibi. Yani romanı anlatıyor ama romanda böyle tamamen kurgu yok. Zwick'in hayatının kronolojisi üzerinden ilerleyen ve özellikle hayatının son günlerini anlatan bir eser. Ben okudum ve çok etkilendim. Yani Lotte ile o aralarındaki o aşk, o son günler, o son günlerinde yaşadıkları, çelişkileri, buhranları Avrupa'da Hitler sanki hiç ölmeyecekmiş, hiç gitmeyecekmiş. Baskı, zulüm, diktatörlük hiç bitmeyecekmiş gibi o yıllarda ölmeye, artık hayata veda etmeye karar verdiği o dilim. Hep söylüyorum. Mektubunda da zaten en son bıraktığı işte o Brezilya'da en son bıraktığı mektubunda da diyor ya. Biliyorum bir gün güneş doğacak ama diyor ben sabırsızım, dayanamıyorum. Önden gidiyorum. Ve güneş yeniden doğduğunda o güneşle karşılaşacak olanlara da selam bırakıyor. Yani bizlere selam bırakıyor. Zıvayk ben de aleyküm selam diyorum kendisine. İşte o anların anlatıldığı eserdir bu. Keşke diyorum hani Zıvayk azıcık daha sabredeydin. La i̇ki sene daha sabredeydin. Tabi buradan oturduğum yerden bu kütüphanemde konforlu bir şekilde bunu söylemek kolay. Ülkenden sürün. Bütün hayallerin yıkılsın. Avrupa idealin çöksün. Barışa... Artık bir daha geri dönülebileceğine olan inancın paramparça olsun. Bir diktatörün tankları altında bütün hayallerin ezilsin. Yani bunu o konsepte değerlendirmek lazım. Ki Zweig gibi hassas bir yürek, hassas bir ruh, hassas bir insan. O yüzden keşke diyorum hani iki sene daha sabredebilseydi. İki sene sonra nasıl ki Zweig eşiyle birlikte intihar etti. İki sene sonra da. Hitler diye biri dünyada yoktu. Çünkü Hitler eşiyle birlikte intihar etti. O yüzden aslında Zweig'in hikayesi hem acının hem de direnince, ümit edince bir gün mutlaka güzel günlerin de geleceğinin hikayesidir. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim, çok önemsediğim bir yazar yazardır. Stefan Zweig ki Zweig arkadaşlar sadece bir yazar değil. Aynı zamanda bir düşünce insanı. Adeta bir filozof. Tıpkı Victor Hugo gibi. Tolstoy gibi. O yüzden Zweig'in e, şeylerini de. Tabi bunlar şimdi buraya kadar tamam. Tablo aşağı yukarı tamam oldu. Ben tabii ki Zweig'in Avrupa'da işte Almanca Mesela satrancın Almanca orijinali. İşte Fransızca, Flemenkçe farklı dillere çevrilmiş. Hatta bunda Zweig'in kendi el yazısı var. 1934 yılı. Fransızca ilk baskısı olan kitaplar. Farklı dillerde çevrilmiş. Hem Avrupa'daki arkadaşlarım sağ olsunlar biliyorlar Zweig'e olan düşkünlüğümü, tutkumu. Onlar bana alıp hediye ediyorlar. Ben her fırsatta Viyana'ya gidip doğduğu evi görmek, 20 yıl yaşadığı Salzburg'a gitmek için her fırsatı değerlendiririm. Çünkü bir yazarı dediğim gibi tanımak hem eserlerini okumak, hem günlükleri, hem biyografileri, hem mektuplaşmaları, hem onu anlatan insanların yazdıkları ama aynı zamanda onun doğduğu, yaşadığı, yürüdüğü kaldırımlar, oturduğu parklar, müdavimi olduğu kafeler oralarda gitmek, görmek, o hav havayı ve atmosferi teneffüs etmeyi de çok önemsiyorum. Şimdi şöyle bakıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Başka bir şey kaldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı bile Dünya Edebiyatından Seçmeler diye hikayeler başlığı altında Stefan Zweig çıkarmış arkadaşlar. Biliyorsunuz bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınları vardı. Şehirlerde de böyle hepsinin böyle bir kitap evi gibi büroları vardı. Ben o zaman oralardan gidip bunları alırdım. Zweig'le ilgili söylenecek, konuşacak şey çok elimin yettiği, aklımın kestiği, dilimin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalıştım. Benden bu kadar arkadaşlar. Gerisi size kalmış. Bu vesileyle özgürlük için, insanlık için, barış için, dostluk için emek vermiş, mücadele etmiş, bedel ödemiş, kalem oynatmış. Stefan Zweig'dan Cengiz Aytmatov'a, Jack London'dan Tolstoy'a, Victor Hugo'dan Yaşar Kemal'e ki bitmez bu güzel insanlar. Hepsini bir daha rahmetle, minnetle, muhabbetle, sevgiyle anıyorum. Aziz hatıralarını yad ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, kitapla kalın. Görüşmek üzere sevgili dostlarım.